Bu videoda sizlere nötr iletkende neden gerilim olur onu anlatmaya çalışacağım. Benim elektrik dağıtım şebeke tipim bu şekilde. Bir OG-AG dağıtım trafon vardır. Dağıtım trafonun sekonder kısmı yıldız bağlıdır. Yıldız bağlantısından iki tane burada kablo çıkar, iletken çıkar. Bunlardan bir tanesi trafonun bulunduğu yerde toprağa verilir. Buna ben işletme topraklaması derim. Hemen telefonun yakınında bir yerde yapılır bu topraklama işlemi. İşletme topraklaması olarak geçer. Bir diğer çıkan kablo ise 3 fazla birlikte abonelere dağıtılır. Bu dağıtım sistemi şebeke tipi benim için TT şebekedir. Peki abonelere geldiğinde, alıcılara geldiğinde ne olur? Alıcılar 3 fazı, nötrü alırlar ve aboneler bulundukları bölgede, yerde bir de koruma topraklaması yaparlar. İşte bunu plaka şeklinde yapabilirler. İşte çubuk çarpma şeklinde yapabilirler ve abonelerde artık 5 tane iletken olur. 3 faz nötr 5. iletkense koruma iletkendir. Topraklama iletkeni olarak da geçer ama bunun teknik adı koruma iletkendir ve artık şebeke tipi abonelerde Alıcılarda TNS şebekeye döner. nötr etkeninden akım geçer mi? Evet nötr etkenimizden akım geçer. Normalde deriz ki işte dengeli yükler de nötril etkeninden akım geçmez deriz ama birazdan açıklayacağım nötr etkenimden bir akım geçer ve geçen bu akım sonuç itibariyle bir kablodur, omik direnci vardır, üzerinden bir akım geçiyorsa bunun üzerine de yine bir gerilim düşümü olacaktır. Şuradaki alıcı için düşünecek olursanız, abone için düşünecek olursanız bu aboneye gelen nötr etkeninin üzerindeki tüm gerilim düşümleri bu aboneye yansıyacaktır. Yine topraklamamda da, koruma iletkenin ve topraklama sisteminde de bir gerilim düşümü olacaktır ama topraklama sistemindeki gerilim düşümleri nötr etkenine göre düşündüğünüzde çok daha küçük olacaktır. Peki nötr iletkenimden neden akım geçiyor? Dediğim gibi ya yüklerden gelirse nötr iletkenine akım geçmez. Hatta şöyle söyleyeyim alternatif akımda faz kavramı diye YouTube'a kanalıma bir video atmıştım. Orada 3 fazda akımların dengeli yüklerde nasıl fazlar arasında geçtiğini anlatmıştım. Ama maalesef burada dengeli yüklerden dağıtım şebekemde söz etmemiz çok zor. Ne kadar uğraşsak da yükleri bir türlü dengeli dağıtım Kaldı ki bu yüklerin birer fazla alıcı olduğunu düşünürseniz, ne zaman devreye girip çıktıkları da randomize olarak değişmekte. O nedenle dengesiz yükler nötrden geçen akımın birinci nedeni. ikinci nedeni de üçüncü harmonikler. Alternatif akımda faz kavramı videomu izleyin. İkinci olarak da nötr iletkenin üzerinden geçen harmonik akımları videomu izleyin. Konunun aklınızda netleşmesine yardımcı olacaktır. Evet üçüncü harmonikler her üç fazında üçüncü harmoniye 150 frekanslıdır ve bunlar birbirleri arasında fazlar arasında ana birinci harmonik gibi vektörel olarak yok olmazlar ve hepsi nötr iletkeni üzerinden devresini tamamlar. Hatta şöyle söyleyeyim bununla ilgili biraz makalelere falan bakmıştım. Harmonik yoğun sistemlerde nötr iletkeninden geçen akım faz iletkenlerinden geçen akımların üstüne dahi çıkmakta. Artık harmoniksiz alıcımız hemen hemen yok gibi. Özellikle doğrultucu sistemler, bir fazla doğrultucu sistemler üçüncü harmonik üretirler. İnverterli sistemler üçüncü harmonik üretirler. Artık motor sürücüleri evinizdeki çamaşır makinelerine girdi, klimalara girdi, buzdolaplarına girdi. Yine bulunduğunuz yerde asansör sistemleri yine inverterli ki işletmelerde bunu bir fabrika tesisi olarak düşünecek olursanız orada zaten inverter sayısı çok fazla. Harmonik üreten ürün sayısı çok fazla. Kesintisiz güç kaynakları, led aydınlatmaları, elektronik olarak floresan aydınlatmalar bunların her biri harmonik üretir ve bu harmonikler benim nötr iletkeninden akım geçmesine neden olur. Az önce nötr iletkeninde bir gerilim düşümünden bahsetmiştim sizlere. Evet, nötr iletkeninde bir gerilim düşümü olur. Bu gerilim düşümü örneğin buna une dersek ve topraklamada da küçük bir miktar gerilim düşme olur demiştim. Buna da UPE dersek bu aradaki fark alıcının ya da işte bu ölçüm yaptığınız yerdeki UN eksi UPE toprakla referans toprakla nötr yetkini arasındaki bana gerilim verir. Normal şartlarda bu gerilim 3-5 voltlarda olur ama bunun içerisine dediğim gibi birçok parametre geliyor. İşte nötr hattı üzerine yaptığınız kötü ekler, kablo kesitlerinin küçük olması, harmonik yoğunluğu, işte dengesiz yüklerin fazla olması bu 3-5 volt olması gereken gerilimleri 30-50 voltlara kadar çıkarabilmekte. Bununla ilgili ISC'de bir standart var mı yok mu bilmiyorum. Yani bir şebekede ya da bir tesiste nötr gerilimi, toprağa referans aldığımızda nötr gerilimi şu kadar voltun altında olması var gerekir diye bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorum olarak YouTube'daki videonun altına yazarsa da sevinirim. Hani bazen arkadaşlar şunu diyebilir. Nötr iletkenine dokundum çarpıldım. Şimdi nötr iletkenindeki gerilim çok yüksek değildir. Elektrostatik olarak çarpılma olasılığınız vardır. Bu birinci olasılık. Yani üstünüzden bir yük nötr iletkenine deşarj olmuş olabilir. Nötr kopu arızasından bahsetmiştim. Yine kaçak akım röleleriyle ilgili 3. videomda arıza bulma videomda nötr hattında faz gerilimi olabilir mi? Ondan bahsetmiştim. Böyle bir arıza da olabilir. Ama buradaki gerilim değeri yükseldikçe işte bizim açımızdan tehlike ya da bize vereceği rahatsızlık miktarı da artar. Üç fazlı sistemlerde normalde üç kutuplu sigorta kullanırız ama nötr iletkeninden geçen akım değeri yüksek olan alışveriş merkezleri, hastaneler, ofisler gibi yerlerde panoların içerisinde üç fazlı sistemlerde artık dört kutuplu sigorta kullanılmaya başladı. Niye nötr iletkeninde kesmemiz lazım? Hem nötr akımından geçen akım, nötr iletkeninden geçen akımın değeri yükseldiğinde sigorta olarak açma yapacaktır. Hem de ben eğer bir arıza için gelip sigortaya açma yaptıracak olursam nötr üretkeni kesmiş olurum. Yine normalde bir kutuplu sigortalar kullanırız. Ama yine nötrü de kesen iki kutuplu sigortalar şu anda kullanılmaya başladı. Bunun nedeni de şudur. işte sigortayı açtınız. Pano içerisinde bir arıza ile ilgileniyorsunuz. Nötr iletkeni şu anda panonuza bağlı ve nötr iletkeninizin üzerinde belli bir değerde gerilim var. Bu Pano içerisindeki çalışmanız sırasında size nötr üretkenine yapacağınız temaslarda rahatsızlık verebilir. Bu nedenle nötr hattı kesmeli sigortalar kullanılmaya başladı. Hatta nötr iletken üzerindeki gerilim bazen işte 50 voltları falan bulur dedim. 50 voltları bulduğunda siz nötr iletkenine kontrol kalemiyle tuttuğunuzda nötr iletkeninizde kontrol kalemi yanar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu bir eğer nötr kopu arızası değilse de yanar. Nötr kopu arızasında zaten yanar. Demin de dediğim gibi alternatif akımda faz kavramı, nötr kopu arızası, nötr iletkeninden geçen 3. harmoniklerle ilgili Videolar kanalı yükledi. Bunları izlerseniz sevinirim. Bu videoda nötril etkeni üzerindeki oluşan gerilimin nedenini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.